Şarkışla yöresinde yetişen aşıklar iki bölgede kümelenmiştir. Bunlardan bir tanesi Emlak yöresidir. Burada Alevi Bektaşi kökenli aşıklarımız ağırlıktadır. Bunların her biri saz çalar, türkülerle, ezgilerle şiirlerini havalandırırlar. Diğer bölgemiz Tonus bölgesidir. Yani Şarkışla'nın güney yöresinde kümelenen aşıklar. Bunların büyük bölümü Sunni kökenlidir. Bunlar saz çalmazlar. Sadece sözle şiirlerini ifade ederler ki bunlara biz kalem şairleri deriz. Diğerleri saz şairleri, sadece sözle şiirlerini ifade edenlere de kalem şairleri deriz. Ve Şarkışla'da kalem şairleri yönünden de Şarkışla oldukça ünlü bir ilçemiz. Pek çok aşığımız ki içerisinde Serdari de olmak üzere şiirlerini sazsız söylemişlerdir. Bunlardan yaşayan aşıklarımızdan, şairlerimizden Musa Yılmaz. Aşıklık adıyla Kul Musa. Kul Musa, Kafkas kökenli bir halk ozanımız. 1943 yılında Şarkışla'nın Burnukara köyünde doğmuş. Uzun süre Şarkışla'da esnaflık yapmış, manifaturacılık yapmış, benzin istasyonu çalışmış. Şimdi kendini emekli etmiş, nüktedan hazır cevap bir halk ozanımız. Ben mikrofonu kendisine vereceğim. Bakalım bize neler söyleyecek. Ünlü bir emmoğlu ağıtı var. Kısa süre önce kaybettiği emmoğlunun arkasından yazmış olduğu bir ağıt. Onun dışında belki bize bir de hiciv örneği gösterir. Ben öyle ünlü bir aşık, şair, ozan değilim ama Şarkışla'da Cahit Tuncer'den iyiyim. Kara haber tez ulaşır derler ya, Şarkışlı'ya geç ulaştı emmoğlu. Garip idin, orada yalnız kaldın ya, bizim eve figan düştü emmoğlu. Antalya değildi Şarkışla yurdu. Ne zor şartlarla bir yuva kurdu. Acep son nefeste kimleri sordu. Araştırdım, bilen yok ki emmoğlu. Ne güzeldi sıhhatlıca yaşamak. Yine düştü bizim daldan bir yaprak. Gözlerine acep kim koydu toprak. Ben bilmezsem kim bilecek emmoğlu. Takdir böyleymiş, karşı gelinmez. Kimin nerede kalacağı bilinmez. Gurbette ölenin gözü yumulmaz. Açık mıydı görmedim kendim. Bir güneş gibiydin, pek çabuk battın. Ne çileler çektin, yerlerde yattın. Acıyı, kederi hep bana sattın. Bu pazarlık çetin bitti emur. Dilim tutup hallerini sormadım. Eliminen yaraların sarmadı. Hayat boyu bir kem sözün duymadı. Dil yarası iyi oluyor emmoğlu. Canlar bu acıya nasıl dayansın? Ömür boyu yaraları kanasın. Kardeşim diyerek bana güvensin. Bir taneydi, başka yok ki emmoğlu. Yavruların yetim, eşin dul kaldı. Bu kara haberi bana kim saldı? Zalim kader seni elimden aldı. Giden nereden, dönen yok ki emmoğlu. Senden ayrı yaşaması zormuş. Zorda ne ki ateşine korumuş. Uğursuz bacana baykuşlar konmuş. Tüfek var ya vuramadık emmoğlu. Bu kaderi yenemedik emmoğlu. Dünyada kalan yok, herkes gidecek. Burada ettiğini orada görecek. Elbet bir gün Kul Musa da ölecek. Ahirette görüşürüz emmoğlu. Saygılarım efendim. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Kul Musa. Sizin hicivleriniz de var. Canınızı sıkan adamları sözlerle iğneliyorsunuz böyle. Bir Ömer emmi varmış, sizin canınızı çok sıkmış. Evet. Siz ona ne söylediniz? Sıkmaya devam da ediyor. Şimdi kardeşim
yeğenimi Avrupa'ya götürüyordu. İşte yakalandı falan. İzmir'de, İzmir'e gittim. Kardeşimin Avrupa'da olanı bağırıyor. Ocağım battı, benim pasaportum öldü diye. Yakalanan çocuğun babası İzmir'de sel geldi, rüya gördüm, düş gördüm diyor. Bu arada Ömer emmi de telefon ediyor. Musa, herkesin göz açığı sen misin? Siz mi akıllısınız diyor. Buna da birkaç dörtlük söyle. Hele bir söyle bakalım. Kardeşim görmüştü düşte. Haber edin bizim puşta. Bir kazadır oldu işte. Ne gülüyorsun Ömer'im? Ne olduysa bana oldu. Bütün hayallerim soldu. Yılmaz'ım da hapis oldu. Oyna şimdi Ömer'im. Kafkasya'dandır soyumuz. Pek de hoş değil huyumuz. Buncağız mıydı payımız? Biraz çoğal. Ömer'im. Metinimiz bekte gökçek, kısım değil bu bir eşek, koltuğuna birkaç fişek, sayarım ha Ömer'im. Bu şekilde gidiyor. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi Şarkış'ta bir kültür bileşkesi bir ilçemiz. Hemen her bölgeden insanlar buraya geldikten sonra buranın toprağından suyundan şair oluyorlar. Hani derler ki bir Kafkaslı, bir Çerkez de aşık olur mu? Olur. İşte örneği Musa Yılmaz Kul Musa. Kendisine teşekkür ederim. Çoğu benden kağıt hüccet arıyor. Hal bilmeyen dip dedemi soruyor. Dostlar ölümüme karar veriyor. Sefil Selimiyem dedim diyeli. Evet, böyle diyordu Sefil Selimi. Dip dedesini sorduklarını bazı çevrelerin söylüyordu. Sefil Selim'in dip dedesi işte burada yaşıyordu. Burada ve karşı evde. Sefil Selim'i 1933 yılında Şarkışla ilçesinin bu mahallesinde ve bu evinde doğmuştu. Cumhuriyet'in 10. yılının kutlandığı yıl. Burada doğmuştu. Fakir bir ailenin çocuğuydu. Fakirlik içerisinde bu evde yaşadı. Kimse bana yaren olmaz, yar olmaz. Mertlik hırkasını giydim giyeli. Dünya bomboş olsa bana yer kalmaz. İnsana muhabbet duydum duyalı, duyalı, duyalı. İnsana muhabbet duydum duyalı, duyalı. Kimi bende kağıt hüccet arıyor. Hal bilmeyen dip dedemi soruyor. Dostlar ölümüme karar veriyor. Sefil Selim'im
Sefil Selim'iyim dedim diyelim, diyelim, diyelim. Sivas'tan bir kara haber geldi. Dediler ki Sefil Selim'i göçtü. Yıkıldık tabii. Ve 2004 yılında yana yakıla girdik. Sefil Selim'i 2003 yılının Aralık ayının 30'unda işte buraya defnedildi. Doğduğu, büyüdüğü memleketine defnedildi. Sivas'tan cenazesi getirildi. Sefil Selim'i 2003 yılının Ekim ayında İstanbul'a gelmişti. Şarkıçılar Derneği Sefil Selim'e bir jübile hazırlamıştı. Ve bu jübile içinde ona sürpriz olsun diye Sefil Selim'i kitabı hazırlamıştık. Ve Sefil Selim İstanbul'a geldiğinde Ekim ayında kitabını gördü, bağrına bastı. Ben bu kitapla sabaha kadar yatarsam beni kınamayın dostlar dedi. Ve aradan 2 ay, 3 ay gelmedi ki acı haberini işittik. Tesellimiz şuydu ki kitabını görmüş, sevinmişti. Sefil Selim'in sağlığında çok sevdiği, onun da Sefil Selim'in sevdiğini çok iyi bildiği bir dostu vardı. Sevgili Türk halk müziği sanatçısı Mustafa Tatlıtürk. Mustafa Tatlıtürk'te güzel anıları var ve Sefil Selim'in jübresinin yapıldığı Ekim ayındaki İstanbul'daki toplantıda Mustafa Tatlıtürk de vardı. Beraber sahneyi paylaştılar. Hatta Sefil Selim'in sazını da Mustafa Tatlıtürk'ün akort ettiğini bir ara gördüm. Şimdi bakalım Mustafa Tatlıtürk, ustası Sefil Selim'i ile ilgili bize neler söyleyecek? Ben bir kere size çok teşekkür ederim her şeyden önce. Ahmet Aslan Türk ve Ahmet Özdemir. Benim her zaman çok istediğim bir şeyi sizin sayenizde gerçekleştirdim. Bir ustaya çıraklık edebilmek. Çok az da olsa, kısa da olsa Sefil Selim'e çıraklık etmenin, yani onun sazını taşımanın büyük gururunu yaşıyorum. Ben hep bunu kasıla kasıla anlatıyorum gittiğim için. Gecelerde, topluluklarda ya da saz çalıp şiirin söz konusu olduğu her yerde Ahmet abi. Hatta biz Ahmet abi bizi Ahmet Aslan Türk aldı, Bolu'ya da götürdü. Orada sahneye çıkmadan önce oturuyordu böyle sandalyenin üzerinde. Biz de Murat Şeker'le kulaklar içindeyse vardık yanına. Murat'la konuşurken ben şöyle etrafında bir döndüm. Ne arıyorsun dedi. O şey Sefil Selim'i Hakk'a kavuşmadan bir ay kadar evet, önceydi. Bir ay kadar önce. Evet, hatırlıyorum. Ne arıyorsun Mustafa'm dedi. Dedim ki ustam dedim, biz fakir fukara da biz Hacca Kabe'ye gidemeyiz. Onun için dedim senin etrafında ben tavaf ediyorum. O kadar var mıyım ben dedi. Sen o kadarsın benim gözümde dedim. O gecede de çok güzel anlarımız oldu tabii ama benim için ve bizim için saz çalıp türkü söyleyen, halk edebiyatına gönül vermiş insanlar için aşıklık genelinin, aşıkların içerisinde belki de bu klasik kalitede o anlamda en son belki de halkalarından birisiydi. Elbette aşıklar devam edecek ama benim için hani o büyük ustaların halkaları var ya, onlardan bir tanesi Sefil Selim'iydi. Her zaman onun dizinin dibinde çok az bir insan olmaktan dolayı çok gururlanırım. Sanki yuva yapmış sineme elem, ayaklar altında yöletti beni. Müzik
yakama yapışmış aman, 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 zulümle çile. Olur olmazlara kul etti beni, kul etti beni. Yakama yapışmış aman, 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 zulümle çile. Olur olmazlara hey, kul etti beni, kul etti yükü kervana uğradı yolum, kona belirsiz garip bir kulum. Belli değil artık ama mekanım eli, kavime kardeşa el etti beni, el etti beni. Belli değil artık ama mekanım eli, kavime kardeşa el etti beni, el etti beni. Sefil Selimiye uyladı kades, gitti her yere beraber gider. Tuttu yakasından aman, 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 çarla çarla çar. Dertler yaktı, yıktı, kül etti beni, kül etti beni. Tuttu yakasından aman.
dertler yaktı yıktı kül etti beni, kül etti beni. Bu kızılbaş oldu yunmaz diyorlar, kestiği haramdır yenmez diyorlar, camiye mescide konmaz diyorlar, İmam Hüseyin'e uydumayalım. Çoğu bende kağıt hüccet arıyor, hal bilmeyen dip dedemi soruyor. Dostlar ölümüme karar veriyor, Sefil Selimiyem dedim diyelim. Evet, Sefil Selimi pek anlaşılmadı çevresi tarafından. Pek anlaşılmadı. Onun acılarını son günlerine kadar çekti, sıkıntısını yaşadı. Üzgün günleri oldu bu yüzden. Sefil Selim'in yine çok sevdiği hemşerisi, İstanbul'a geldiği zaman muhakkak evinde misafir olduğu hemşerisi ve kitabının maddi yükünü de üzerine alarak, ayrıca beni de teşvik ederek kitap hazırlamak, emek veren değerli hemşerisi, sevgili kardeşi Ahmet Aslantürk. Ahmet Aslantürk, sen de Sefil Selim için ne düşünüyorsun? Sefil Selim için söylenecek çok şey var. Ama benim dilimin dönüp de söyleyeceğim hiçbir şey Sefil Selim'i tanımlamaya, tarif etmeye yetmez. O baştan bir kere çok iyi bir insandı. Humanist bir insandı. İçi, yüreği insan sevgisiyle doluydu. Zaten bütün eserlerinde, şiirlerinde birlikten, beraberlikten, insan sevgisinden, doğadan bahsederdi. Şiirleri kendisini zaten yeteri kadar tanımlıyor. Önemli olan şiirlerini felsefesiyle, sadece şiir olarak değil, şiirlerin içinde yatan felsefeyi anlayarak şiirlerini anlamak. Eğer insanlar Sefil Selim'in şiirlerinin içindeki felsefeyi anlarlarsa, Sefil Selim'i zannediyorum yattığı yerde rahat uyuyacaktır. Ruhun şad olsun. Kevser ırmağında saki olan yar bir bardak dem ikram etmez mi ola? Sıratın yolunu iyi bilen yar acep ellerimden tutmaz mı ola? Sıratın yolunu iyi bilen yar acep ellerimden tutmaz mı? Sıratın yolunu iyi bilen yar acep ellerimden tutmaz mı ola? Sıratın yolunu iyi bilen yar benim de elimden tutmaz mı? Zindanda kalsam da gam yemem gene, Sefil Selim ile dursan yan yana,
olmak istiyorum cosla can cana. Muradımca bülbül ötmez mi ola? Durmak istiyorum dostla can cana. Muradımca bülbül ötmez mi ola? Olmak istiyorum dostla can cana. Muradımca bülbül ötmez mi ola? Durmak istiyorum dostla can cana. Muradımca bülbül ötmez mi ola? Saz çalması için Sefil Selimi'yi teşvik eden, ısrar eden, Sefil Selimi'ye baskı yapan bir değerli arkadaşı şimdi yanımda bulunuyor. Bu arkadaşı aynı zamanda Sefil Selimi'nin meslektaşı, terzilik arkadaşı. Bakalım o Sefil Selimi için bize neler söyleyecek? Evet efendim, Sefil Selimi çok samimi arkadaşımdı, yol arkadaşımdı. Beraber Çoban Baba'nın yanına gittik. Bu arkadaş aşıklığa heves edince bunun bir saza ihtiyacı olduğunu anladım. Saza ihtiyacını anladım. Ben de iyi kötü patçat saz çalarım. İrtical okuduklarında sazına beraber eşlik ederim. Çok güzel nameler çıkar ağzımdan. Diğer türkülere uyacak namelerdir. Ayrı bir name çıkar. Onları ben kayıt ederim. Kendisine türkü yaparız bu şekilde. İlk parmağını bastıran da ben oldum saza. Adı Cumhur Karabulut. Aşık Hürol. Tam 70 yıl önce Şarkışla'da 1938 yılında doğdu. Sefil Selimi ile birlikte aşıklığın gül dikenli yollarına düşmüş bir ağabeyimiz. Şimdi kendisine sormak istiyorum. Aşıklık nereden geldi? Aşıklık herkes de biliyor, kitapta da zaten söyledik defalarca. Çoban Mehmet diye binilen mübarek bir zatın ziyaretine gittikten sonra Selimi ile beraber orada başladı. Yoksa aşıklıktan biz aşıklığın ağasından haberimiz yoktu. Bilmezdik biz öyle şeyleri. Orada bize yeniden sıfırdan aşıklık geleneğinin A'sından Z'sine kadar orada uygulamalı olarak bize öğretti Çoban Baba. Atışma yaptırırdı odasında. Tek tek söyledirdi. Ondan sonra o şekil, her gittiğimizde o şekil başladık. Or dergâhta başladık. Sonradan Selim çeşitli yarışmalara katılmak suretiyle Aşıklar Günü'nde çıktı. Ben şiir okudum, sazım olmadı. Öylece başladık orada. 24 tane aşık söyleyen arkadaş vardı Çoban Baba'nın odasında. 24 tane. Böyle sazımız yoktu o zaman. Bir tek saz çalan vardı. Seren aşık çalan. Onun sazı vardı. Öbürleri çalışmadı. Uğraşmadılar. Benim gibi pasif geride kaldılar. Selim gayret etti, çalıştı ve de layık olduğu yerde geldik. Böylece başlamış olduk. Aşıklık, şunu diyeyim ben size arz edeyim. Şimdi şair bir gerçek bir aşık. Benim hani birikimime göre konuşuyor. Bir aşık hem şairdir hem ozandır. Ama bir ozan şair değil, bir şair ozan değil, aşık değildir. Bir ozanla bir şair aşık değildir. Aşıklık biliyorsunuz, aşıklıkta leptemez var. Muamma var. Çeşitli dalları var. Bunların hepsini yapacak. Bohça asallar içindekini hani söyleyecek. Muamma. Muamma çözecek. Bir şairle, bir şair onu bilmez. Yazar. Onun için aşıklık ben oldum demiyorum. Ama olmak istiyorum. Ne, nasıl olduğunu da biliyorum efendim. Aşıklığı. Biliyorum yani eksik tarafımı. Güzel bir şey,
dünyaya 100 kere gelsem ne olmak istiyorum deseler gene aşıklık isterim. Olamadım başka ama istiyorum, isterim. Öyle güzel bir sanat. Derler ki aşıklık ondurmaz insanı ama gönül coşkusu içerisinde yaşatır bir zaman. Doğru mu? Hem de nasıl? 100 bin cenneti verseler bir aşık o yaşadığı hayatı orada değişmez aşıksa. Değişilmez yani. Öyle güzel bir meslek. Peki sizin de bir gurbet yıllarınız oldu? Çok. 14 sene Almanya'da kaldık. 14 sene. Ondan daha evvel de yurt içinde kaldık 5-6 sene. Şiirleriniz etkisi oldu mu gurbet yıllarında? Tabii çok oluyor. Bilhassa gurbette çıkmayan derler ya hani aşıklığın bir tarafı yarım kalır. Doğru. İlla gurbet şart. Gurbet insanı insan ediyor, pişiriyor. Çok faydası oldu. Çok. Bize bir şiir örneği verir misiniz? Bahar gelir, coşkun akar dereler, çağlar boz bulanık selin şargışla. Çiğdem çiçek açar dağlar yöreler, burcu burcu kokar gülün şargışla. Alp eren gaziler yiğit huyundan, Oğuz hanlar alp aslanlar soyundan. Bilge Ozan dede Korkut boyundan öz Türkçe konuşur dilin şargışla. Ayrı kalmaz atasının izinden, candan geçer geri dönmez sözünden. İrfan çağlar ovasından düzünden, varır kıtalara yolun şargışla. Hür oğlunu yetirensin bağrında, sevenlerin feda olur uğrunda. Birlik beraberlik olur çağrında, gören göze ayan halin şargışla. Yaşar gibi yaşar idi, sağ idi Sefil Selim'i. Yeşerdirdi, yeşerirdi, bağ idi Sefil Selim'i. Sever idi yaralıyı, giyer idi karalıyı, görür idi ireliyi, çal idi Sefil Selim'i. Evet, eski adıyla Tuzla Köyü'ndeyiz. Tuzla, Şarkıcılar'ın en eski köylerinden birisi. Burada tuz üretimi yapıldığı için adına Tuzla demişler. Terk edilmiş bir köy havası var ve çevreler yıkık, dökük evlerle dolu. Bir yıkık evin önündeyiz. Sağ tarafımızda harabeler var. Ne yazık ki bu evlerde bir zamanlar ünlü bir halk şairi yaşıyormuş. Bu halk şairi Şevki Esen. Buradaki yöresel adıyla Şavkı Aşık, Şavkı Aşık Şavkı'nın evi işte bu yıkık evler. Aşık Şavkı 1914 yılında bu köyde doğmuş. Fakir bir ailenin çocuğu. Hani bu topraklara derler ki niçin bu kadar çok aşık çıkıyor buranın havasından mı, suyundan mı? Tek bir nedeni var. Yoksulluktan. Yoksulluktan dertlerin çok olmasından. Dert insanı söyletiyor ve aşık yapıyor. Aşık Şevki rençberlik yaptı uzun süre. 15 yaşına kadar çobanlık yaptı, rençberlik yaptı. O yaşlarda bir kız sevmiş. Ailesinden istemelerini rica etmiş. Kızın ailesi, ben ipsiz, sapsız, çulsuz birine kızımı vermem demiş. Ve başka köyden zengin bir ağa oğluyla kızını sözlemiş. Sevdiği kızı alamamanın üzüntüsü içerisinde bu köyde çiftçilik yaparak, çift sürerek hayatını devam ettirirken bir gün köyün çıkışında tarlasında herk etmektedir. Bir davul sesi duyar, bir gelin alayı görür. Bakar ki kendisine vermedikleri kızın gelin alayı verdikleri köye doğru gitmektedir. Kederlenir, gamlanır. Orada bir şiir söyler. Nazlı yarın gülleri derdim gider, derdim gider. Yar gelirken halleri sordum gider, sordum gider. Yarın aşkına boyandım, çiftin tutağına dayandım,
Gelin giderken uyandım, gördüm gider, gördüm gider. Gül olsam yarın destine, düşerdim onun kastine. Dostum yolun üstüne, durdum gider, durdum gider. Çekme dünyanın cefasın, ezin aşkın kafasın. O güzelin ben sefasın, sürdüm gider, sürdüm gider. Şevki'nin destanı uzun, almış o güzelin sözün. Benden istemişti izin, verdim gider, verdim giderdir. Eyvallah etmediğini belirtir. Efendim, aşık Şevki askerini Merzifon'da yapmış. Ve okuma yazmayı da asker ocağında öğrenmiş. İhtiyat askeri olaraktan da askere ayrılmış, Diyarbakır'a vermişler. Döndükten sonra da yani başta söyledim ya, burada tuz üretiliyordu, onun için bu köyün adı Tuzla'ydı diye. Tuzla da bir iş bulmuş. Sözü de olan, sazı yok ama sözü de olan, konuşmasını bilen birisi, gel burada kantarcı ol demişler. Tuzla işletmesinde kantarcılık yapmış. Burada o mesleğini yaparak ömrünü tüketmiş. Tabii kantarcılık yaparken bu köy geçim şartları içerisinde bir maaşı olan bir kimse. Belli, sabit bir geliri olan kimse. Köyde imrenilerek bakılan bir kimse. Derlermiş ki hanımlar kendi aralarında, işte Şevki ne kadar çok para kazanıyor, ne kadar çok parası var. Her ay dünyanın parası giriyor. Hanımı da bu sözlerden tahrik olmuş. Nerede paralar? Hani bir şey göstermiyorsun. Şevki ne göstersin? 7 tane evlat var. 100 lira 200 lira Tuzla'dan aldığı bir maaş ancak yetiştiriyor. Ama hanımına söz dinletmesi mümkün değil. Bir gün öyle bir noktaya gelmiş ki karısına şu şiiri yazmış. Bizim hanım hiç halimden bilmiyor. Aklını şaşırmış. Vay hanımcığım. Bana diyor niçin maaş gelmiyor? Ne kadar uzadı ay hanımcığım. Ücretimiz 400 lira bellidir. Halka sorarsan kazancımız küllüdür. Elimize geçen 350'dir. Daha duymadıysan duy hanımcığım. Git de pazarları dolan diyorsun. Senin yaptıkların plan diyorsun. Ücret miktarına yalan diyorsun. Al da şu parayı say hanımcığım. Tükeniyor yeni aya girmeden. Ben usandım sana hesap vermeden. Maaş aldığımı borçlu görmeden. Bugünlük sandığa koy hanımcığım. 8 nüfusum var, biri kedidir. Avaz alan memurların adıdır. 6 elma aldım, çocuk 7'dir. Hani ya bana pay yok mu hanımcığım? Şevkidir, almasam duramıyorum. Çıplak bir meclise giremiyorum. Esnafın borcunu veremiyorum. Gel de şu elbisemi soy hanımcığım demiş.